Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Medieval Dynasty'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi oyuna hemen bir giriş yapalım. Niye ana menüde açtığımı söyleyeyim. Oğlum oyunda F9 tuşuna basınca oyun yenile atıyor gibi bir şey oluyor. Bir kapanıp açılıyor tekrar. Bir şeyler oluyor oyuna. Baktım tuş atamalarında F9 diye bir şey yok. Öyle bir tuş yok yani. F9 normalde benim kayıt başlatma tuşum. F9'a basıyorum oyun bir yenile atıyor böyle bir. Tekrar bir yükleme ekranı geliyor. Oyun şey oluyor falan. Mecbur orada açacağız artık. Bir sonraki bölüme gene bir bakarım şöyle bir internette. Anlamadım yani tuşların içinde F9 tuşu diye bir şey yok. Yani F9 tuşu herhangi bir şey atanmamış. F9'a basıyorum oyun yeniden başlıyor. Neyse en son geçen bölüm. O, dur meşaleyi tekrar yakacağız. En son geçen bölüm bak şu bizim naçizane. Evi yapıyorduk. Bir tek çatısı kaldı. Çatısına da ne lazımdı? Bunun gene odun lazımdı galiba. Ben hasırdan yaparız diye düşünmüştüm ama. Ne lazım buna? Kütük lazım. Hasırım var biraz. Dur. Evin içinden şu. Bir saniye oğlum. Aa, şu yanlara çubuk istiyor. Birer tane de kütük. Tamam 4 parça o zaman çatı. 4 tane kütük yeter buraya. Umuyorum oyunun gecesi çok uzun sürmüyordur. Bu arada bir tık sensitivity düşüreceğim. Kontrollerden. Şunu şöyle 1.2 yap. Tamam. Bakayım. Daha iyi. Şimdi emaneti bir ver. Yakınımızda başka ağaç var mı bir yerlerde? Bak evin arkasında var. Şunu bir indireyim ben. Bu arada burası tilki bölgesi miydi lan? Ne bölgesi bizim evim burası? Bir şey merak ediyorum. Mesela ağaç evin üstüne yıkılıyor şu an. Ev hasar yiyor mu acaba? Yiyorsa hoş değil. Ya gerçekçi olur da. Şu an benim ev yamulur. Dur bakayım. Çekici ver bakayım bir. Yok ev daha bitmediği için galiba hasar yemiyor ya. Bilmem emin değil. Bu arada ben oyunu çok sevdim ha. Harbiden daha hiçbir şey yapmadık. Sadece ev yapıyoruz ama. Ver çubuk da ver. Lazım olur. Şu mantarları alayım mı lan? Ya da almayayım. Şimdi bunların tazeliği şey oluyor ya. Gidiyor ya. Bak taşları alırım. Taş şu an şey yapamıyoruz. Kazamıyoruz. Ver benim şeyi. Emaneti. Hop. Aa, lan ben bunu tavan zannetmiştim lan. Arada bir kat daha şey varmış. Aa, tavan hasır istiyormuş bak evet. Oğlum ben ne bileyim arada böyle asma kat gibi bir şey yapmışlar. Ben direkt çatı zannettim orayı. Bir kütük lazım buraya. Tamam, iki kütük daha bulduk mu? Bir ağaç daha keseriz şimdi. Hasırımız yeterince var zaten. Tamam çatımızı da bir yapalım. Dediğim gibi gece inşallah kısa sürüyordur. Yanlış hatırlamıyorsam bir önceki bölümden baz alarak 20-25 dakika falan sürüyor gündüz. Gerçek hayatla. 20-25 dakika iyi bir süre. Tükleri alalım. Tamam şu evi bitirelim bakalım. Aa, oğlum her seferinde şaşırıyorum ben ha. Böyle şey gibi. Burası iki parçaymış lan tavan. Ben bütün zannediyordum neyse. Bir ara bak bir hasır toplamak lazım. Burası da tamam dur. Buralara da birer tane kütük koyduk mu? Hop. Ev tamam. Dur bakayım. Bölümler. Bir sürü görev çıktı. Ne anlatıyorsun lan sen bana? Aa, köy şeyiyle alakalı. Dur, ona bakarız birazdan. Oha. Bir tane çift kişilik, bir tane tek kişilik yatak var. Dur, uyuyalım da şurada bir. Uyu sonraki güne kadar. Uyu sonraki mevsime kadar mı? Oha.
Bir sonraki güne kadar uyuyalım. Heh, şöyle bir aydınlık olsun havaya. Güzel. Aa, sandığımız var bak, bu çok güzel. Sandık çok iyi. Şimdi sandığın içine buradan neyi atabilirim? Yanımızda kurutulmuş et var. Bence ben bütün meyveleri atayım. İstifa atlar dersem komple hepsini atıyor. Tamam, güzel. Kuzu otunu at. Kıyafetler dursun. Taşı şimdilik ihtiyacımız yok. At. Tüyleri at. Yulaf böreğini at, sonra alırız buradan, yeriz onu. Çubukları at. Maksat şu an elimdekileri atıyorum ki. Biliyorum, malzemeleri de atıyorum şu an. Bayağı susadı karakter yalnız. Kazanda zanaat diyor. Ne zanaat yapıyoruz? Aa, yemek yapıyoruz. Çorbalar, lapalar, diğer. Diğerde ne var? Et falan mı pişiriyoruz? Omlet, mantarlı omlet, lor peynir. Allah Allah. Oğlum ne güzel lan. Çorbalarda ne? Bir tarhana yok mu be? Koyu çorba, yahni, çorba, mantar çorbası. Sebze çorbası var bir de. Tarhana olsaydı iyiydi. Lapalarda ne var abi? Biz şu an hiçbir şey yapamıyoruz bu arada. Her şey gitti. Bakmaya gerek yok. Biz gene düz elimizdeki malzemelerle yetineceğiz. Ben bir gideyim bir su içeyim ilk önce. Gidelim şu aşağıdan bir su içelim. İyi, suya çok uzak değiliz. Su ihtiyacımızı buradan. Bak şuradan kalas mı çıkıyordu? Şu kalasları bana bir ver bakayım sen. İleride bunlar kesin bir şeye lazım olur. Dursun. Başka bir şey var mı? Yok. Tamam, buradan balta almıştık zaten. Aa. Oo. Bak. Su kenarından toplayacağız taş lazım olunca. Bir su iç oğlum. Ey maşallah. Direkt fullendi zaten. Gidelim. Oğlum eve baksana be. Şimdi bak, evin önünden dümdüz yol çekip şu yola bağlamak lazım. Yol falan yapabiliyoruz ya. Şimdi dur, görevlere bakalım. Birisiyle konuşacağız. Hikaye görevi. Diğerine dur bakayım. Tuzak kur diyor. Tavşan tuzağı. Ahşap mızrak yapacağız. Taş bıçak yapacağız. Vahşi bir hayvan avlayacağız. Bir mevsim boyunca hayatta kalacağız. Tamam. Önce o görevleri halledip köye sonra gidebiliriz. Tavşan tuzağı nasıl kuruluyor abi şimdi? Öncelikle. El zanaatine bir gir bakayım. Ahşap mızrak ne lazım? Kütük lazım. Tamam. Bıçağı ne lazım? Taş lazım, çubuk lazım. Tamam. Şunun için ne lazım? Buna deri lazım. Hayvan avlarsak şey yaparız. Yakmalık odunu boş ver. Abi tuzaklar nerede yapılıyor acaba? Mobilya dekorasyonunda ne var? Ha, tuzak buradaymış. Lan tuzak dekorasyonunda ne iş var oğlum? Tuzaktan buna da çubuk lazım, 10 tane tavşan tuzağını. Tamam. Güzel, gidip ağaç keseceğiz gene, belli oldu. Oğlum bak, şurada porsuk geziyor. Porsuk yırtıcı hayvan olarak geçiyor mu lan? Bence geçmesi lazım. Ben bir ağaç keseyim şuradan. Bizim bu acaba balta kırılınca. Bu arada biz habire seviye alıyoruz. Ben hiçbir şeye bakmıyorum. Beceriler. Gel bakayım. Abi puanımız var. Şimdi neye versek? Oğlum çok fazla şey var. Neye versek acaba? Tabiatın kuvveti diyor. Mesela ne açıyor ki bu buradan? Tıklayınca direkt level mi verecek acaba? Ne olduğunu söyleyecek mi bana? Ham madde çıkarım bilgisi. Ya tıklayınca ham madde çıkarım, %5 daha fazla tecrübe kazanırsın diyor. Ham madde çıkarım işlemlerinden. Bu ne yapıyor? Kil çukurlarını kazarken ekstra eşya bulma şansı %5 artar. Baltaların dayanıklılığı %5 yavaş azalır. Bak bu güzel, bunu basıyorum ben. Nasıl vereceğiz? F ile. Seviye yükselt. Evet. Tabi bir puanımız vardı burada, harcadık. Bir puan da burada var. Bu da avlanmayla alakalı muhtemelen. Sağ kalım aktivitelerinden %5 daha fazla tecrübe çok önemli değil gibi ya. Sıcaklık direncin artar diyor, %2. Zehre karşı direnç %25. Zehirli bir şey yemem herhalde ya. Zaten bu üçü dışında başka bir şey basamıyoruz şu an. Bunlar ileriki seviyeler. O zaman ben şuradan ekstra şey alıyorum şu an. Tecrübeyi alalım. Tamam. Kütükleri bir toplayalım.
Koşsam yetişir miyim dedim ya. Abi bir ağaç daha keselim biz. Lazım olacak. Tam baltaların canının daha az gitmesi iyi bir şey. Bu arada ağaçların kökünü sökmeyeceğim şimdilik. Ağaçlar tekrar büyürse güzel olur. Odun toplamak için çok uzağa gitmemize gerek kalmasın. Buradan biraz da çubuk toplayayım. Çubuk da lazımdı. Şimdi iki tane taş lazım yanlış hatırlamıyorsam. Şuradan bir yerden bir taş daha bulursam. Çubuk değil, taş lazım. Harbi ben sevdim bu arada oyunu. Sahile gidip bir tur taş mı toplasam acaba? Aa, aa, tavşan. E ben buna yetişiyorum ki oğlum, ben bunu döverim. Vurulmuyor mu tavşana böyle? Gel lan. Neyse tamam, bunu tuzakla yakalarız ya. Bizim burada taş yok. Aa, taş yok dedim, önüme çıktı taş. Taşı da var. Şimdi şuradan ahşap mızrağı abi yap bakalım. Mızrağı yaptık. Sonra bir tane de bıçak yap taş. Bu görev de halledilsin. Şimdi tuzağa ne lazımdı? Çubuk. Var çubuğum. Tavşan nerede geziyor lan? Buraya bir yere koyayım. Tavşanı tuzağa doğru koşturursam. Aa bak tavşan orada, bekle. Şöyle kur abi tuzağı. Bak şimdi izle. Ben o tavşanı buraya doğru koşturtup yakalarım. Vahşi bir hayvan avla diyor. Vahşiden kastı doğada gezen olarak mı yoksa yırtıcı olarak? Gerçi yırtıcı olsa yırtıcı yazarım. Oğlum o tarafa değil, şu tarafa doğru koş bakayım. Ben bundan hızlıyım, ben bunu oraya sürerim. Bu ağaca takıldı. Yürü lan şu tarafa doğru. Bir şey diyeyim, mızrakla vururum bence ben buna. Neyse gitti. Benim şu envanteri aç bakayım. Ahşap mızrağı şöyle 5'e koy. Bir de bıçak vardı benim. Nerede o? Taş bıçak. Şunu da şuradan bir 6'ya koy. Ver bakayım mızrağı. Mızrak fırlat. Oo, fırlatılıyor, güzel. Tamam. Mızrakla gezelim. Şimdi vahşi doğada hayvan avla diyor. Tavşan yakalanmaz mı tuzağa ya? Yalnız ben çok boş yere kurdum gibi tuzağı. Oğlum ne lan? Oğlum. Tuzağı etkinleştirmemişim bile. Bence buna bir hayvan takılır. Tamam şimdi köyde biriyle konuşacağız. Giderken belki yolda hayvan avlarım. Bekle lan, ben niye bir tane mızrak yaptım ki? Birkaç tane yapayım. Nasıl olsa fırlatılıyor mızrak. Fırlatırım. İnşallah stekleniyordur mızrak. Tek tek envanterden haber almak zorunda kalmam. Dur bir deneyeyim bak. Mesela mızrağı tuttum şöyle attım. Tamam, diğeri direkt elime geldi. O 25 canı gitti lan bir fırlattık. Geyiği avlar mıyım lan? Ya da porsuklardan birine mi dalsam? Buralarda geziniyordu porsuklar. Bak şu geyiği çökere. Geyiği avlasam iyi olur ha. Ama bence bir mızrak da ölmez bu geyik. Ve ben onu vuramam muhtemelen. Aha. Kan kaybı gibi bir şey var mı lan acaba? Benim mızrak nereye gitti lan? Bak yavaşladı hayvan. Ben bunu böyle koşup yakalarım zaten şu an. Sen bir tur yedin şeyi. Ciğerim soldu, dur. Dur değil, benim mızrak nereye gitti? Dur salla şimdi mızrağı, hayvanı kaçıracağız. Bir tane daha sapladım. Oğlum bu hayvanın artık ölmesi gerekmiyor mu ya?
Hangisini vurdum lan ben? Benim vurduğum şu. Lan porsuk benim şeye salça olma hayvan. Lan. Ver lan mızrağı. As ya son anda döndü hayvan. Bir vuruşluk canı kaldı yalnız mızrağın. Şöyle vursam. Vurulmuyor böyle niyeyse. Abi daha ben kaç tane atayım sana mızrak? Canı kalmadı hayvanın ya. Oğlum bak bronz balta var. Vallahi götüne vurdum. Kestik. 100 abi. Ya taş bıçak buna lazım. Tamam. Bu görevi de hallettim. Tamam şimdi gidip konuşabiliriz. Ne geldi şimdi bundan bana? Et geldi 15 tane. Etleri pişirelim. Deri geldi 3 tane. Aha, çantayı yapacağım. Dur. Çantayı bir yap bakayım. Çanta bizim şeyimizi arttıracak mı ağırlığımızı? Bence arttırır. 35 kiloydu. Hala 35. Dur bakayım. Çantayı gerçi daha giymedik. Nerede çanta? Basit çanta. Giyiliyor mu bu? Giyiliyor. 35 ağırlığımız var. Giydim. Aa, lan bu öyle şey değilmiş lan. Lan suni gübre diyor lan. Ne gübresi lan? Oğlum çantanın... Dur bir saniye ya. İçine su koyuluyorum çantanın. Oğlum ben çanta deyince şey zannettim. Lan bu gübre yaptım yanlışlıkla ben. Deriden. Neyse bir şeyler ekeceğimiz zaman kullanırız. Şuradan ben bir mızrak yapayım tekrar. Kolsuz olduğum için mızrakların yarısını zaten boşa attım. Tokur ses geliyor. Yap 3 tane mızrak yeter şimdilik. Var mızrağı. Yalnız mızrakların hepsini atınca şeyden çıkıyor bak. Bunu tekrar yerine koymak lazım. Tekrar şöyle koyalım. Şimdi benim kurutulmuş etim vardı. Bir saniye. Kurutulmuş etleri bir ye. Tamam kurutulmuş etlerimi bitirdim. Elimdeki etler bozulmadan bir pişireyim ben onları. Sonra gidip şu dayıyla konuşalım. Kimle konuşacaksak. Hikayeyi şey yapalım devam ettirelim. Abi şurada ben direkt etimi pişirebilir miyim ya? Zanaatten. Diğere girsek. Ama et pişirme diye bir şey yok ki. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben şuradan buradan değil. Ha, 16 tane çubuk. Bir tane kamp ateşi yapayım. Kamp ateşini de dışarıda pişireyim. Çubuk her yerde var zaten. Aa, kara indiba aldım. Taşları da toplayalım. Bunlardan çubuk çıkıyordu. Yirmi iki tane oldu çubuk. Tamam. Dur şimdi bunu evin direkt önüne değil de şöyle nereye koyayım? Burası iyi ya. Buraya koyayım şöyle. Burada dursun. Şey olursa zaten sökeriz. Şuraya bir kamp ateşi. Yaktık. Zanaat. Heh. Fazlasını üret de lan. Daha fazlasını üret. Ya buradan seçiyoruz. Hepsini pişir abi pişir. Direkt pişiriyor mu diyecektim. Ha, tek tek pişirecek şimdi bekleyeceğiz. Tamam pişirsin. Közde pişmiş et. Oh geyik eti.
Sonra şu köye bir gidelim. Kimle konuşacaksak. Şimdi yalnız bak bir vergi meselesi falan filan vardı. Adam dedi ya, istediğin yere kurulabilirsin kraliyete vergi ödediğin sürece diye. Tamam, işimiz bitti. Abi burada da uyunuyormuş lan. Tamam. Çektim mızrağı. Peki gideceğimiz yer orası mı? Haritayı bir aç bakayım. Şurada köye gideceğiz değil mi? Tamam, yolu takip edersek varırız. Şuradan gideyim. Oğlum bizim karakterin stamina hızlı bitiyor bak. Kesin şeyi arttıran, böyle ağırlığı arttıran, enerji arttıran şeyler vardır. Yetenekler vardır. Seviye alınca bakarız. Bir tık sanki köyü uzağa yaptık gibi ama. Yok lan yok, geldik tamam. Çok uzak değil. Köyleri de dip dibe yapmayalım. İleride böyle büyüyecek olduğumuzda falan sıkıntı çıkmasın diye uzağa gittim. Geldik bakalım. Şu emaneti bir yeri yerine koy da sen şimdi. Elimizde mızrakla girmeyelim mekana. Selamun aleyküm. Kimle konuşacağım ben? 30 metre diyor. Bir şeyin önünde oturan bir... Şu ablayla mı konuşacağız diyor. Helga. Bu da değil. Konuşacağım adam 17 metre diyor. İçeride mi? Sen misin lan? Yo, bu da değil. Lan milletin evine girdik ama. Heh, bu ablayla konuşacağız. Ablacığım selamun aleyküm. 32 yaşında. Tamam. Hayırdır diyor ya bir de. biraz yemek verip iyileşimi söyledi. Tamam. Eyvallah. Lapa verdi. Güzel yeriz. Kocam nereden tanı? İlk geldiğimizde tanıştık abla. Ha, bu da tanıyormuş. Ne alakası var abla? Oğlum bu konuşmalar çok boş konuşmalar gibi ya. Her şey ateş pahası şu günlerde diyor. Bir yerden tanıdık geldi ama. Laf birası verdi.
lafı da verdi. Ne oldu şimdi? Ablayla konuştuk. Teslimat adresi. Bluff birası diyor. 51 metre. Gidelim. Birine Yulaf şey vereceğiz, birası vereceğiz. Oğlum bu işte bizim ablamın şeyi değil mi ya? Eşi. Bak tanıyor bizi, ilk geldiğimizde bununla, bu adamla konuştuk işte. Selamünaleyküm. Keşke NPC'ler az ses ekleselermiş. Ben okumadan geçiyorum bu arada ya. Görev yazıyor zaten. Ne olduğunu şey yaparız. Okumak isteyen durdurup okusun. Baksana abi, çok boş yazı geçiyor. Bu seçeneklerinde bir şey ekleyeceğini zannetmiyorum. Nasıl satayım? Bir saattir konuşuyoruz. Okumuyorum. Gene de hala çok uzun sürüyor. Dayı hadi artık dayı. E de geç. Direkt böyle arka arkaya tıklamıyorum ki durdurup okumak isteyenler olursa diye. Ne oldu şimdi? Ertesi güne kadar bekle diyor. Ya oğlum benim... Reis, at satılıyor mu burada ya? At var mı at? Burada yok herhalde. Lan! Bak bak, tipe bak. Neyse, ben evime gidiyorum o zaman. Burada yapacak bir şey yok. Bak tepede şöyle tüccar tarzı şeyler var. İşaretler. Aha şurada inek işareti var. Dayı hayvan falan mı sat? Oyunda bildiğim kadarıyla hayvancılık var. Ha, inekler dayı. Sattığım mal. Aa, bak buradan şey satıyor. Tamam. Tamam, görüşürüz. Peki bir şey söyleyeceğim ben şimdi. Bir vergi şeyi var. Aha bak, burada kaz falan da var. Envanter, yönetime gelsem. Bir tane ev var. Vergi yok. Peki. O görevler şimdi ilerledikçe açılacak muhtemelen. Vergiler, borçlar yok şu an. Tamam. Ben gidiyorum o zaman. Ama şimdi tam oraya kadar gideceğim, sonra şey yapacağım. Şu sizin evde yatabiliyor mu abla? Burada yatılıyor mu? Bunların evinde yatamıyorum. Aa, soy var. Soymayalım. Kadın o kadar yemek falan verdi. Abla bir şey diyeceğim. Yatabileceğim bir yer var mı ya? Bu ne lan? Basit meşaleyi niye çalayım ya? Demir bıçak. Ya bir şey çalmaya gerek yok şu an. Da harbiden ben şimdi uyumak için ta eve mi gideceğim? Yo, gitmem. Şuraya bir tane kamp ateşi koyar yatarım. Ya da eve gidip bir şeyler yapabilirim ben. Bir ev daha falan inşa edebiliriz. Karakter gelişsin diye. Görmüş yani, şuradan şunları da alayım da. Dayım kolay gelsin. Al bir. Selamünaleyküm. Ha. Ya bizde her şey, niye millete her şeye yardım ediyoruz ya? Dövelim. Orada ufak bir yer okudum sadece. Birisi kardeşine sataşıyormuş. Görev mi al? Ben görev almak istemiyordum ki. Neyse dur bakayım. Çubuğum var mı lan? Şu tarlanın yanına bir ateş yakayım da.
Tutuşalım. Çubuğum yok. Çubuk lazım. Dur şu ormanın içine doğru bir gideyim de. Bunları da topla. Çubuk bayağı bir şeye lazım oluyor. Tamam, şuraya bir tane ateş yakalım. Ben şurada yatayım. Ertesi güne kadar bekleyeceğiz. Görevimiz o. Ne diyor bu alan? Kullanımda olduğundan dolayı ben... Kim kullanıyor oğlum bu alanı? Şeye yakın diye muhtemelen. Köye yakın diye. Ha, buraya koydum. Yak ateşi. Uyu. Sonraki güne kadar. Daha şimdi de uyuyamıyoruz. Biraz daha havanın kararması lazım. Tamam. Dakika olarak yazıyor da hızlı geçiyor. Oğlum yarım saat olmuş lan. Hiç fark edilmiyor var ya. Ya ben fark etmiyorum. Bir yatalım bakalım şu yarın görev ne olacak bizim. Okumadım yarısını da. Bence oyunda bak şöyle yapmak lazım. Full görevden değil de. Atıyorum bir iki tane görev yapıp şeyden devam etmek lazım. Kendi kafamıza böyle bakıp takılmaya. Tamam. Gidiyorum tekrar köye. Bu dayıyla tekrar konuşacağız. Nerede odayı? Gene orada oturuyor mu? Yo, 10-12 metre diyor. Evin içinde mi lan adam? Biz kusura bakma sabah böyle evine girmiş gibi olduk. Girdik daha doğrusu neyse. Yerleşmeye başladım diyor. Yerleştim. Niye lan? Kalem muhafızı vazifeleri ve... Cinayet mi işlenmiş? Allah Allah. Aman aman böyle şeyler burada nadir oluyor sanırım. Sanıyorum ya. Doğru söyle. Ağzı olan herkes yalan söyler. Gevşek bir şifacıyla tanıştım. Çeviriler çok iyi. Yama değil bu arada. Oyunun kendi Türkçe çevirisi. Yine bize görev kitledi gider ayak. Sambor'la konuşacağız. Buyurdayım çıkalım evden. Sambor nerede? 700 metre mi? Başka köyde lan adam. Oğlum adam ta şurada yaşıyor lan. Tamam ben kendi evime bir gideyim de. Dediğim gibi çok böyle oyuna full fokus şey yapmamak lazım. Bir mevsim boyunca hayatta kal diyor. Bir mevsim boyunca hayatta kalırız, sıkıntı yok. Şimdi eve bir gideyim. Şeyi daha tam anlamadım. Onu işte oyun yavaş yavaş öğretecek inşallah. Yönetim kısmında mesela bak şu an vergi ödemiyoruz. Köyümüze nasıl insan çekeceğiz onu da bilmiyorum. Bir tane ev var. Hayvancılığa falan mı girsem ya da tarım mı yapsak? Hazır havalar iyiyken. Ben şöyle benim eve doğru bir gideyim. Şuradan da bir su içelim. Bir de üstüne dün pişirdiğimiz etlerden yeriz.
Közde pişmiş et. O zaman. Bu ne lan? Nasıl vuramadım diyecektim. Vurmuşum. Öldü mü lan bu? Aa, bağlandı hayvan. Ulan bir tane ölmüyormuş. Bağlandı, öyle kestim ha. Ördek. 100 100, ördek eti de yer 100. Kanatlara bak. Ne çıkıyor bundan şimdi? Et çıktı, tüy çıktı. Tüy kesin ok falan yapılıyordur, onun için lazımdır. Şimdilik mızrak bana yetiyor. Göreve mi gidecek, eve mi gidecek, ona lan. Ben bir evime gideyim. Buradan evimize bir gidelim. Elimde bayağı bir malzeme falan var. Onların da bir kısmını bırakacağım. Bu yolu takip edince tamam, direkt benim evimin önüne varıyoruz. Belki tuzağa hayvan yakalanmıştır. Bir de onu kontrol edelim. Aradan bir gün geçti. O tavşan yakalanmıştır belki. Ben biraz oyunu şey yapayım, araştırayım. Köye insan falan nasıl çekiliyor? Anladığım kadarıyla çünkü oyunun görevleri çok sıkıcı. Gerçi daha doğru düzgün görev yapmadık da. Dal lan buradan. Hem tuzağa bir şey. Aha. Aha. Çakal seni. Oğlum ölmüş mü hayvan burada? Hayvan aldım. Etkinleştir. Kürk çıktı, et çıktı. Tamam, etleri bir ara pişiririz. Ben bu evin daha büyüğünü istiyorum. Bu ev çok küçük bana ya. Dur şimdi, eti bekle. Kalasları bir at. Para hindibanı at. Kürkleri at. Lapayı attık, tamam. Taşlar at. O şeyin de kapasitesi var, 50 kiloluk. Tüyler at. Yulaf birası. At dursun. Çubukları da bırakalım. Bilerek buraya depoluyorum ki şimdi bunları. İleride kesin lazım olur. Mızraklar falan bende kalsın. Şu etleri pişiririz bir ara. 50 sikkemiz var. Tamam. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.